Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketli eylesin dostlarım arkadaşlar güzel bir modelimi hazırladım gene anlatımını yapacağım inşallah bu modelimde birazcık orta kalın bir ip kullandım arkadaşlar elimde artan iplerim var malum onları da değerlendirmeye çalışıyorum örgü işlerimde ve ipime uygun bir tığ tercih ettim kalın bir tığ normalde kullandığım tığlarım biraz bir tık kalın oluyor arkadaşlar çünkü İpimde kalın olduğu için tığımı da o şekilde tercih ettim. Her türlü iple yapabileceğiniz güzel bir model olduğunu söyleyebilirim. İpimi şöyle kenara alıyorum arkadaşlar Evet modelimiz burada görüldüğü gibi güzel bir e, model olduğunu düşündüm ve sizlere anlat, anlatmaya çalışacağım bugün inşallah. Yeni örgüyü öğrenen arkadaşlarımızın dahi rahatlıkla yapabileceği şık bir model. Her iki yüzü de hemen hemen aynı görünüyor arkadaşlar. Direkt zincir üzerine kurup başlayacağız modelimizi. Kenardaki bu trabzanlarımızın sayısını sizler azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben dörder tane koydum ama işinize nasıl geliyorsa o şekilde kenarlarını yapabilirsiniz. Orta kısmı da bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Yelekler yapılabilir, hoşallar, tunikler, yazlık hırkalar, yazlık yelekler, işte bebek kıyafetleri, bebek battaniyesi her yere uygun olduğunu düşünüyorum modelimizin. Modelimi şöyle kenara alıyorum. Hemen şimdi ipin ucunu ucunda şuradan evet. Direk zincir üzerine başlayacağımızı söylemiştim, zincirimizi çekerek başlayalım. Ve bu arada kanalımı yeni görüp de abone olmayan arkadaşlarımı da kanalıma abone olmaları için davet ediyorum. Emeğe saygı adına sizlerden bunu rica ediyorum güzel dostlarım. Haydi bismillah diyerek bir miktar zincir çekerek başlayacağım. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada 1 2 3 model üzerine kurmuştum. Ben bu mod elimde yapacağımı şimdi şu şekilde iki model üzerinden anlatacağım sizlere şöyle şu şekilde. Çünkü zaten yapım aşamaları belli. Peş peşe yan yana devam eden kuruluş şekli var. Ama ben şu şekilde dediğim gibi iki model üzerinden sizlere anlatacağım. Şu kısımdan şöyle. Biraz zincir çekeceğim, döneceğim. Çok sıkı çekmeyelim. Çok da gevşek olmaz. Bu kadar zincir benim için yeterli diye düşünüyorum. İnşallah yeterli gelir dostlarım. Evet zincirimizin sonuna geldiğimizi düşünerek tığımı doluyorum son zincirden başlıyorum 1 2 3 4 şu 5. zincirin içine girerek ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum zincirimi de trabzandan saydım 1 2 trabzan oldu 4 trabzana ihtiyacımız var burada üçüncüyü yaptım bu da dördüncü trabzanımız olsun hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum 1 2 3 4 5. trabzanın pardon zincirin içine şu şekilde batarak ikili bir trabzan yapıyorum ve aynı noktaya 6 tane trabzan yapacağım hiç aralarında zincir çekmeyeceğim burada 3 oldu 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım aralarına hiç zincir çekmeden Bunları hep ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine batıyorum. Ve burada yapacağım tekli bir trabzanımız var. Bunu 3 seferde çıkaracağım. Bakın batın, battım, çektim. 1, 2, 3 seferde boşaltacağız. Bunu dikkat edelim. Burası önemli. Bunlar ikili trabzan yaptım yani iki seferde boşalttım bunu üçlü trabzan yaptım üç seferde boşalttım. Tığımı tekrar doluyorum bir hiç zincir çekmeden 1, 2, 3, 4, 5. Zincire giriyorum. Ve gene buraya Aynı zincirin içine 6 tane Trabzan yapıyorum aralarında hiç zincir olmayacak. 3 4 5 6 tığımı doluyorum zincir çekmedim bakın gene 1 2 3 4 5. zincire batıyorum 1 2 3 de çektiğim tekli bir trabzan yapıyorum tığımı doluyorum 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve gene 6 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 Bakın bu şekilde modelimizi kurduk. Tığımı doluyorum. 1 2 3 4 5. trabzan. Ay niye hep trabzan diyorum arkadaşlar? 5. zincire batıyorum ve buraya kenar olsun diye dört tane yan yana trabzan yapıyorum. Çünkü modelimi dediğim gibi bu şekilde anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Dört trabzanla başladım. Dört trabzanla bitirdim. Kenar trabzanları tamamen tercihinize kalmış bir şey. 4 de yapabilirsiniz 5 6'da de, 6da de, 3 de, tamamen size kalmış bir şey bu şekilde kurulumu yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 3 zincirle dönüyorum Tığımı doluyorum dibine değil bir yandakine batarak alttaki 4 trabzanın üzerine gene 3 4 tane trabzan gelecek şekilde yapıyorum Bu da ipim ipimi birazcık Evet İpimi biraz boşaltmak istedim arkadaşlar. Altta 4 trabzanımız var. Üzerinde de 4 tane trabzanımız olacak. Şöyle modelimin üzerinden göstereyim. Şu zemini yaptık. Şimdi şu ikinci sıradayız arkadaşlar. Şu sıradayız. 4 trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip tığımı doluyorum. Bakın hepsini geçiyorum. Buradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum. Buraya şimdi su taşı yapacağım. 3 trabzan yapacağım. Arada bir zincir. Tekrar 3 trabzan daha yapacağım aynı noktaya. Buna su taşı diyoruz. Balık sırtı diyoruz. Bu şekilde. Evet bakın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tekrar 1, 2 3 4 5 6 zincir çekip tığımı doladım geldim buradaki tekli trabzanın tepesine de aynı 3 trabzan yapacağım araya bir zincir 3 trabzan da bu tarafa yapacağım su taşını yapayım 6 zincirle geçip kenarını yapıp döneceğim arkadaşlar Evet bakın bu sırayı bu şekilde götürdüm. Kenara geldim. 4 trabzanı yaptım. Döndüm. Üzerine de 4 trabzanımı yaptım. Şimdi bu sırada da aynısını yapacağız. Bir alttaki sıranın kenarı yaptıktan sonra altı zincirimizi çekelim. Tığımı doluyorum. Şu ortadaki bir zincirli yere giriyorum. Buraya gene aynı 3 bir tarafa trabzan. Ortada bir zincir. 3 de diğer tarafa Trabzanları yaparak aynı şekilde tamamlıyorum bu kısmı ve altı zincir çekerek bir iki üç dört beş altı geçiyorum diğer gruba aynı şekilde oraya da bir alt sıradaki gibi yapıp döneceğiz arkadaşlar bakın bu sırayı da böyle yapıp döneceğim evet. İki sıra bu şekilde altın zincirler yaparak geçişleri yaptık. Şimdi köşeden döndüm ve bu zincirleri şu şekilde toplamaya geldi sıra. Kenarını yaptıktan sonra 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine dolamadan direkt şu alttan giriyorum arkadaşlar. Buraya şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. 1-2-3 zincir çekip tığımı doluyorum. Ortaya batacağım. Ortaya gene aynen su taşını yapıyoruz. 3 trabzan bir tarafa ortaya bir zincir 3 trabzan daha bu tarafa yapıyorum bakın bu şekilde şimdi gene 3 zincir 1 2 3 zincir hemen tığım boş dolamıyorum şu alttan girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekip gene ortadaki su taşını yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, o sıramızı da bitirdik. Köşeden döndüm. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Hem şu bu yaptığımız grupların son sırası olacak hem de diğer sonraki modelimizin ilk kurulumu gibi olacak arkadaşlar yapacağımız kısım. Yani neresi oluyor? Şu şu sırayı yapacağız. Bu sıra aynı zamanda bizim şu ilk sıra kurduğumuz ilk sıra oluyor arkadaşlar. Bakın bakın şuradaki ilk sıramız. Pardon. Şuradaki sıramız buradaki ilk sıramız oluyor bizim. Şimdi tam o noktadayız. 4 trabzanımı yaptım ve hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum arkadaşlar ve direkt şuradaki kısma batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Bakın 1 2 3 de çekiyorum. Hiç Zincir çekmeden yaptım bunu. Tekrar tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmeden şu orta gruba batıyorum. Aynı noktanın içine 6 tane trabzan yapacağım. Arasında hiç zincir çekmeyeceğim. 3 4 5 6 Tığımı doluyorum. Şuraya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Bakın burayı tığımı doluyorum ortaya batıyorum ve araların arasına hiç zincir çekmeden 6 tane trabzan yapıyorum bu ilk sıranın arasına hiç zincir çekmiyoruz ama bir sonraki gruplarda yaparken şu kısımların arasına birer tane zincir çekiyoruz 3 bir tarafa 3 bir tarafa yap bakın 6 tane yaptım tığımı doladım geldim şuraya buraya bir tane trabzan ve tığımı doladığım kenardayım. Şu kenara da bir tane trabzan yapalım. Zincirin içine batalım. Evet. Bu sırayı yaparken biraz bakın modelimiz bu sırayı yaptığımızda topluyor. Ama hiç önemli değil. Bir sonraki sırada o açılacak. Ve normal şöyle göstereyim normal durumuna gelecek böyle toplay ama önemli değil bu böyle biraz sonra açılacak arkadaşlar kenarını yapıp hemen 3 zincir çektim dönüyorum hemen hızlıca geçeyim 4 trabzanımın üzerine 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra bakın tığımı doluyorum hiç zincir çekmeden direkt şuradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum araya 1 2 3 trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, hemen yanına 3 trabzan daha yapıyorum. Yeni modelimizi buralara kuracağız arkadaşlar. Bakın buraya bir model kurdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tığımı doluyorum ta ki şu aradaki tekli trabzanın tepesine gelip batıyorum ve 3 bir tarafa trabzan yapacağım. Ortaya bir zincir. 3 de bu tarafa trabzan yaparak su taşını tamamlayacağım arkadaşlar buranın da. Yeni modelimizi de bu şekilde kurmuş olacağız. Ve 1 2 3 4 5 6 zincir tığıma doladım. Geçtim son grup için bir iki üç trabzan bir zincir ve 3 trabzan da bu tarafa iki üç tığımı doluyorum hiç zincir yok burada yandaki dört trabzanımı yapmaya devam ediyorum bir tane de şu zincirin içine batalım kenarlara dikkat edelim arkadaşlar kastırmasın örgümüz 3 zincirle döndüm ve hemen dibine değil bir yandakine batıyorum 4 trabzanımı yapıyorum Evet hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum şu ortadaki bir zincirli kısma giriyorum ve buraya 3 tane trabzanımı yapıp araya bir zincir ve diğer 3 trabzanımı da bu tarafa yapacağım 2 3 1 2 3 4 5 6 zincir çekeceğim tığımı dolayacağım geçeceğim buradaki bir zincirli kısma gene su taşımı yapacağım arkadaşlar şöyle göstereyim bakın Evet şöyle buraya su taşını yapacağım altı zincir çekip gireceğim şuraya su taşı kenarına yapacağım döneceğim ve döndükten sonra da şuradaki toplama işlemlerini yapacağız arkadaşlar ben şu kısmı yapıp döneyim Evet arkadaşlar kenardan döndüm şimdi şu grubu toplayacağız ortasına sık iğne yaparak bakın kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra tığımı doluyorum geliyorum şuraya gene buraya 3 trabzanımı yapacağım araya bir zincir ve 3 trabzanımı da buraya yapacağım 2 3 ve 1 2 3 zincirimi çekeceğim tığımın üzerine dolamıyorum gireceğim şu iki katın altından sık iğne ile bunu buraya sabitleyeceğim 1 2 3 zincir çektim geliyorum şu gruba buranın su taşında yapıyorum Bakın bu şekilde topladım. Araya bir zincir. 3 trabzanda da bu tarafa yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3 zincir tığımın üzerine dolamadan battım. Şu alttan ikisini bir alıp şu şekilde sabitledim. 3 zincirle geleceğim. Buradaki su taşımı yapacağım kenar oyası kenar kısmını da yapacağım bakın çok güzel oluyor modelimiz arkadaşlar su taşını yapayım kenarını yapıp dönüp geleceğim Evet bakın bu kısımları yaptı kenarını da yaptım arkadaşlar döndüm şimdi ne yapıyoruz kenarını yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum şuradaki bir zincirli kısma batacağım ve Arasına hiç zincir çekmeden buraya 6 tane trabzanımı yapacağım. 3 4 5 6 Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Şuradaki sık iğneli kısma giriyorum arkadaşlar. Buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Bakın 1 2 3 de çekiyorum tığımı doluyorum zincir çekmeden geliyorum şu orta kısma batıyorum ve 6 tane trabzan daha buraya yapıyorum bu sırayı yaparken örgümüz biraz kasıyor gibi oluyor ama üzerindeki model kısmı yaptığımız zaman arkadaşlar o kas, kasma olayı kalkıyor aradan hiçbir sıkıntı olmuyor şöyle gerdiriyor diye üzülmeyin hiç şey olmuyor yani düzeliyor orası bakın 6 trabzanı yaptım tığımı doladım geldim şu kısma gene bir tane üçlü trabzan yaptım tığımı doladım geldim bu kısma yine su taşını yapalım buraya çok özür dilerim altı trabzanı yapalım buraya 3 4 5 6 doluyorum tığım hiç zincir yok geliyorum kenara kenarı yapıyorum kenarda 4 trabzanımız var üçünü buraya yapıyoruz birini de kenardaki dönüş yaptığımız zincirin içine yapıyoruz. 1 2 3 zincirle dönüyorum ve şimdi buraya tekrar yeni modelimi kuracağım. Şu an tam neredeyiz? Tam neredeyiz arkadaşlar? Bakın şu ilk başladığımız kısmı tam buraya uyguladık. En son sıramız şu ilk başta yaptığımız sıra ve üzerine hemen modelimizi kuracağız. Hangi modelimizi? Şuradaki kısımları. Hemen onu da kuralım kenarı yap, e, kenarını yapalım. Burayı 4 tırabzanla tamamlayalım. 6 zincirimiz var. 1 2 3 4 5 6 Tığımı doluyorum. Geliyorum şurada bakın tam ortadaki tekli trabzanın tepesine 3 trabzan yapıyorum. Ortaya bir zincir, 3 tırabzan da bu tarafa yapıyorum. Yeni modelimizi kuruyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı doladım, geldim diğer kısma. 2 3 4 5 Ay yine unuttum arkadaşlar. Çok özür dilerim. 3 zincir yaptım. Araya bir zincir. 3 trabzan yaptım. Araya bir zincir. 3 trabzan da bu tarafa yapalım. Bu noktada karıştırıyorum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Hani şuranın son sırasına hiç zincir çekmeden gidiyoruz ya. Hemen burada da araya bir zincir çekmeyi unutuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bunu yapıyorum yani. <laughs> özür dileyerek söylüyorum. 6 zincir çekerek 3 4 5 6 yapıyorum zincirlerimi ve geçiyorum kenardaki 4 tane trabzanımı yapmaya Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bakın ilerleyip gidecek şu son yaptığımız kısım neresi dedik şu şuradaki ilk sıramız şöyle modelimi tekrar sizlere göstermek istiyorum sarı ipi. şöyle aradan çıkarayım evet evet arkadaşlar bakın modelimiz bir iki modelimi yaptım şu üçüncü modelimizin de kurulumunu yaptım yani şurada bakın bir iki modeli yaptım üçüncü modelinde kuruluşunu yaptım şurada yani şurayı kurdum ve üzerine sizler tekrar bu şekilde devam ederek yapıp gidersiniz çünkü sarıdaki neyse buradaki grideki de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anlayamadığınız yer olursa videoyu geri sardırarak yapabilirsiniz. Veya daha da anlayamadığınız yer olursa yorumlarda sorarsanız yardımcı olurum sizlere. Evet şöyle de gösterebilirim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum dostlarım. Emeğe saygı adına kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sevgiyle saygıyla kalalım. Hoşçakalın.